Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle Top 1 Oyunda kanalına edebiyle, adabıyla güzel bir selam, güzel bir fazlı verelim. Bak, apış arası falan atmayın şu insanlara. Tamam mı? Orada da bizi izleyen, tekrarlardan bizi takip eden insanlar var. Bu adamlar bizimle belki yalnızlık gideriyor. Güzel, sevgi dolu bir selam verelim. Bugün korku gecesi yapıyoruz. Apartman No 129 oynayacağız. Oyunlarımızın tamamı bugün Cumhuriyetimizin 101. yılına özel Türk oyunu olarak seçildi. Bu oyun arkadaşlar daha önce oynadığımız Village The Visitors adlı oyunun yapımcısına ait. Bir apartmanda geçtiğini düşündüğüm bir oyun. Atıştırmalığınızı, cartınızı, jurtunuzu, zortunuzu, kakunuzu, kukunuzu aldıysanız sevgili arkadaşlar, korku gecemize başlıyorum. 3 F kurallarımız aktiftir. Full ekran, full ses, full karanlık. Tiyatro modu caizdir. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum ve yeni oyuna başlıyorum. Ney? Oyunun sesi çok mu? Hey, buraya bak OE. Sedo seni yayına çağırıyor. Ben de bazlı bırakıyorum. Yeni oyuna başlıyorum. Kork gecemiz hepimiz için keyifli geçsin. İyi seyirler. Başladım mı abi hemen? Uyarı, kayıt dosyalarınızı yedeklemenizi tavsiye ederiz. Hadi ya. Oyuna yeni güncelleme getirildiğinde kayıt sisteminde bir takım hatalar meydana gelebilir. Sorduk mu? Sormadık. Herhangi bir tuşa basıyorum. Silah var galiba oyunda. 2009 yılında Ankara'da yer alan 129 numaralı binada yaşayan iki genç kız gece yarısı mumlarla satanist ayinler yapar. Apartmanın en üst katında kalan kızlar iddialara göre o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Ankara'm. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olur. Bütün apartmanda camlar kırılır, eşyalar sarsıntı sebebiyle devrilir. Fakat deprem kayıtlara göre o gün bölgede böyle bir deprem söz konusu değildir. Bu olay üzerine apartman sakinleri zaman içinde apartmanı terk eder. Apartman yöneticisi de bu olayın ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Ankara. Olaydan sonra apartmana giren kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Ananın apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını, binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunamamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ve yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte binada bir takım varlıklar gördüğünü de öne sürenler çıkmıştır. Yaşanan bu olay Türkiye medyasında 129 nolu apartman başlığıyla damga vurmuş ve şehir efsanelerinin arasına yer almıştır. Oyunda yer alan hikaye gerçekte yaşandığı iddia edilen bir olaydan ananın okuyoruz ya! Arkadaşlar, Ankara'daki bu gizemli yolculuğa benimle beraber çıkın. Alo. Emir, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi kuzen, bildiğin gibi videolarla uğraşıyorum ya. Ya ne diyeceğim, babam seni aradı mı? Yo, neden arasın ki amcam? Allah Allah, arayacağım demişti ama unuttu herhalde. Neyse, ben söyleyeyim o zaman. Ne oldu lan? Hani seninle şu aradığımız apartman vardı ya geçen ay. 129 nolu apartman diyorsun. Evet, tamam. Babama bir arkadaşı gerçek apartmanın yerini bildiğini söylemiş. Nasıl oğlum? Bina için yıkıldı demişlerdi bize. Kimisi Antalya diyor, kimisi Ankara. Olayın gerçek olup olmadığı bile belli değil. Apartmanda yaşayanlardan biri adamın akrabasıymış oğlum. Neyi yalan söylüyorsun? Süper o zaman. Gidelim röportaj yapalım adamın akrabalarıyla. Sonuçta bu zamana kadar kimse o apartmanda yaşayanlarla röportaj yapmamıştı. Yalnız bu zamana kadar da kimse apartmana da gitmedi kardeşim. Apartmana gitmek daha iyi değil mi? Sakin Chat, tamam, gördük. Müdahale edildi. Önce adamla röportaj yapıp gitsek daha iyi değil mi? Belgesel gibi yapmış oluruz. Adam akrabasının bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylemiş abi. Yani o iş biraz sıkıntı kardeşim. Ben sana adresi vereyim, sen git bir bak. Robert oğlum, sultan papağanı mısın? Bu nasıl tıraş vallahi ya? Vallahi bilmiyorum ya. Lan oğlum, bilmeyecek de bak, kimin eline böyle fırsat geçiyor ya? Apartman zaten devlet sırrı gibi saklıyorlar. Git YouTube kanalına çek, koy videoyu. Patlama yapar, manyak mısın ya? Tamam, hadi gel gidelim abi. Abi yok, beni bulaştırma. Bak, ben kendi görkemden korkan bir adamım zaten. Ama istiyorsan sen hiç adamın akrabasına ulaşmaya çalışırım. Beni yalnız mı bırakacaksın yani? Ne oldu oğlum, sen inançsız değil misin? İnançsız adam korkar mı? Evet, inanmıyorum bu olaylara. Benim için sadece içerikten ibaret bu olaylar. Tamam o zaman kardeşim, korkulacak bir şey yok. Tamam, bu olayları seviyorum ama... Tek başına gidecek kadar da uzun boylu değil. Bu olayların ruhani yönüne inanmıyorum ama... Bu işin insani varlıkları da var. Tinercisi var, balicisi var. Yani ben nasıl giderim oraya tek başıma? Valla Emir, ben seni iyiliğin için söylüyorum kardeşim. Bak, böyle bir video çekip YouTube kanalına koysan patlar. Bak, biriyle gitmek var, bir de tek başıma 129 nolu apartmana gittim demek var. Bir düşün yani. Hangisi daha çok izlenir, bir düşün. Çık git abi, çık git. 2 saat orada olursun zaten yani. Çık, bekle. Tamam, hadi gönder adresi, gönder.
Ama telefonu kapatmak ben falan yok. Ben grafiklere bayıldım. Seni yani. Aradığımda ulaşmam lazım. Yalnız başıma oraya gideceğim sonuçta. Tamam merak etme. Aha. Hemen mi geldin abi? Evet sevgili arkadaşlar, Ankara'da 129 no'lu apartmana hoş geldiniz. Burası hakkında çok kötü söylentiler var. İki genç kızın burada bir satanist bir ayin yaptığı, bu satanist ayinin de burada çok kötü olayları tetiklediğine dair söylemler var. Videoyu izleyip like bırakmayı, yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haydi gelin Ankara'daki bu gizemli eve bir bakalım. Bir fenerim olsaymış iyiymiş. Fener mi? Fenerbahçe. Çok özür dilerim. Yine benim serbest çağrışım. Öncelikle kasıyor muyuz arkadaşlar? Yani oyunumuz sizlere akıcı geliyor mu abi? Kaymak. Bu arada burası Ankara değil çünkü Ankara'da hiçbir ev böyle olmaz. Ankara'nın sosyoekonomisi gayet yüksek ve her yerinde refah ve zenginlik vardır. Bolca da ağaç vardır, yeşildir. Onu da söyleyelim. Karanlıkta saklanan ışığı ara. Sanırım kapı açılmıyor. Allah Allah. Eğil. CTRL ile eğiliyorum. Başıboş sokak. Köpeği problemini her yerde hissediyoruz galiba. Etkileşim. Kendi yolumuzu kendimiz açtık. Tövbe bismillah. Oyunda kasmalar meydana gelirse ayarlardan doku kalitesini düşürebilirsiniz tabi. Çözümler göz önünde saklanır. Kasarsa söyleyin chat ha. Oo, çok özür dilerim. Türk halkının ayaklarına kapanıyorum. Böyle bir edepsizlik, hayvanlık olmaz. Patladım ama yani. Zıpla. Chat ağabey affedin. Zıplayamıyoruz ki bu arada. Bu ne ya? Acaba etkileşim yapıp altımıza bir şey koyup öyle mi zıplayacağız ağabey? Hemen bakalım. Etkileşim yapıyorum. Ha! Burada ışık var. Ziyan etmeyelim ışığımızı. Dünyanın en iyi şehridir. Dikkat! Antalya'm mı? Ne alaka lan? Ankara'm. Aha. Alkalin batarya. Medikal yağlar. Tıbbi yağlar. Gizli kapılar, gizli sırları saklar. Allah Allah. Oğlum nereye gidiyoruz biz? Bu nasıl bir şey ya? Etkileşim. Feneri geri verir misin? Kısa yol atasak ya acı şuna ya. Bir diyek ya. Heh. Işıklar var. Hayat var. Etkileşim. Apartmana gir. Oo, yansımaları görüyorsun kuzen. Grafikleri görüyorsun kuzen. Yalnız şuradan da yukarı çıkılıyor. Bir oraya önce merak ettim. Hay senin ana... Adam çakma yol yapmış. Bari kapı koyaydın ya. Amaçsız merdiven ya. Burada kasıyor mu arkadaşlar? Bir söyler misiniz? Bende bir sıkıntı yok ama yayına nasıl geliyor? Bu yansımaları da atlatıyorsak ayar değiştirmeme gerek yok. Okey tamam.
O ne lan, adam astılar sanıyorum. Koşma mı var oyunda? Oh no. Geçmişin izlerini takip et. Yer altında kalmaya devam edin. Her şey göründüğü gibi değil. Hacı bu ne ya? Oo, kuzen Ankara Pavyon Gaming. Ankara'm. Geçmişin izlerine doğru gidiyorum. Dikkat. Ankara. Ne demek istiyorsunuz lan? Evet, hiçbir yere gitmeyen bir yol. Sanırım böyle yollar bayağı var. Biz yine de gidelim. Antalya'm. Kayıp. Şu taraflarda ne var? Güzel dizayn kardeş. Umarım bizi zıplatmaz bu oyun. Biraz öyle bir hava verdi. 129. 128. Tamam kardeş, inşallah kayıt dosyamız patlamaz yani. Bekliyoruz. Oyunda ilerlemek için notları okumanız gerekmektedir. Pek ala. Bu aşk. Bir tane korku oyunu gördüm chat. Su damacana teslimatçısı olarak oynuyorsun. Ona da bakabiliriz bir ara. Ama Türk değil. Türk oyunu değil. Şimdi arkadaşlar, sağ mı sol mu? Sol dendi. Solda yolumuz var gibi. Kimse yaşamıyor mu lan? Herkes mi terk etti? 2. Açılmıyor. 1. Merhaba. Amacımız çalıp çırpmak değil. Yıkıp dökmek değil. Sikip atmak değil. Allah rızası için geldik. Aha. First aid kit. Okay. Medical oil. Medical oil. Bunlar niye Türkçe değil lan? Mermi mi bu? Hadi buyurun. Yükle. Pistol ammo. Peki, loot var abi oyunda. Yaparız mesela. Batikon buldum. Bepantol. Kapı açılmıyor. 2 numarada açılmıyor. Üst katlara doğru ilerliyorum sayın seyirciler. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Burada hayatımızı riske atıyoruz, amına koyayım sizin. Çok özür dilerim. Size değil. Burak kuzen. Kabul et kuzen. Alo, vardın mı kuzen? Ya vardım, varmasına da tuhaf yer burası ya. E oğlum, normal tuhaf olması. Sen çekime başladın mı? Çekime esasını aramadın değil mi bu arada? Daha henüz başlamadım çekime ya. Sanki daha önce izlediğim korku filmlerindeki mekanlara benziyor burası. Ürkütücü diyorsun yani. Hayır, ürkütücülüğünden bahsetmiyorum. Ama sanki daha önce filmlerde gördüğüm mekanlara benziyor burası. Sanki farklı bir yer gibi. Nasıl yani? Yani bir Türk apartmanına benzemiyor burası. Daha çok sanki bir Çin apartmanında gibiyim. Böyle bir apartman sanki bir Çin korku filminde görmüştüm ya. Veya bir bilgisayar oyununda. Saçmalama oğlum, hayal mi görüyorsun? Türkiye'de Çin apartmanı ne işi var? Bilmiyorum ya. Daha önce böyle bir apartman görmedim burada. Ya da eski bir bina olduğundan ötürü bana öyle geldi. Bilmiyorum. Tabii oğlum, apartman eskiymiş zaten. Sen korkma, çekim yapmaya devam et yani. Ben adama ulaşmaya çalışıyorum. Babamdan numarasını alacağım zaten. Sen korkma. Alo. Alo Burak. Burak, adam mısın? Alo. Alo. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada adam kendine gönderme yapmış. Çünkü benim de aklıma şey geldi oynarken. Welcome to Kavluğun olması lazım. O tarz bir oyunla çok benziyor binanın yapısı. Burada da yazar okurlarına bir gönderme yapmış. Peki, Burak kesildi. 3 numaralı daire. O ne la? Ya ananın nikahı yani. Ne padişah tuvaleti mi? Bu ne ya? Çıkıyorsun. Tahta çıkıp sıçıyorsun abi. Süpermiş. Yalnız pilim bitiyor. Fener'de pil problemi var. Sağ altta var da siz göremiyorsunuz onu. Hiçbir şey yok mu ya biz? Boşuna mı girdik buraya? Fener'de ne problem yok ki? Öncelikle Fener'de Ali Koç gidecek.
Bana düşmez. Bana düşmez arkadaşlar. Şakadır, espridir. Fenerli arkadaşlarımız alınmasın. Ne oluyor lan? Merhaba kızım, ne oldu? Giderken. Tamam, peki. Aha, televizyon. Türk televizyonu. Ama çalışmıyor. Oyundan geldi sandım, yok ya. Abi hiçbir şey yok ağabey. Chat ağabey. Hiçbir şey bulamıyorum chat ağabey. Buradan çıkıyorum. 5 numaralı daireye gidiyorum. Peki aşko, 129 tane mi apartman var o zaman? Biz 5.'deyiz abi hala. Burası açılmıyor. Selamünaleyküm, Türk var mı? Gereken cevabı chat sana verir. Evet. Oldukça masum bir Ankara evi. Bunlar pil mi? Aynen öyle. A clean berry. Kuru kafa olayı. Bana mı bakıyorsun? İyi, bana bakmıyor. Dünyanın en iyi şehridir diyenler Ankara. Bir şöyle bir artı bir bıraksın, sayımızı bilelim. Bu ne abi, ziyan etmişsiniz her şeyi. Chat ama yakışmıyor ya. Hani birlik beraberlik ağabey? Burada da hiçbir şey yok. Biraz batarya bulduk yeter. Kendi reload atar herhalde batarya. Ben kasmıyorum çok. Bana taşı taşı dediler. Ben taşıdım abi. Oğlum kayıp mı olduk? Bu nasıl bir... La neredeyim? Dışarı çıkmayı dene, metnini oku. E ben gidiyordum abi, ne güzel üst katlara doğru. Dışarı çıkarsam... Chat bağırtma, sokturma, hönkürtme, sümkürtme, gebertme. Aha mermi. E bu oda aynı oda. Birebir aynı mutfak. Mermi bile aynı yerde. Ama üst kattayım, olmaması gerek. Arkadaşlar klavye sesimde ne var ki ya? Güzel işte, ailenizden biri gibi değil mi abi? Aynen abi. Oğlum pilim bitiyor. Kırmızıya indi pil. Yine bir padişah tuvaleti. Ne oluyor lan? Ben yanlış yere gidiyorumdur zaten diye güveniyordum kendime, başıma bir şey gelmez diye, ama herhalde öyle olmayacak. Kapı kilitli. Burası da kilitli. Hay Allah. Arkadaşlar tavsiye istiyorum. Tavsiye istiyorum. Sizce aşağı gidip dışarı mı çıkmaya çalışayım, yoksa yukarıya doğru devam mı? Yukarı çık ağabey. Dışarı çık ağabey. Yukarı çık ana. Buradan. Görürsem. O ne lan? Allah Allah. Dekorasyon abi, Halloween teması. Açılmıyor ki. Bunun eline bir şey vereceğiz galiba ustam. Malzeme item yani. Yanlış anlayan sapıktır oğlum. Kendinize gidin bir baktırın abi. Bu ne oğlum?
Abi daireler ne oldu şimdi? 55-12 random attırıyor daireler. Vallahi bir şey görmüyorum ya. Oğlum 12 ile 55 numaralı daireler nasıl komşu olabilir? Ankara komşuluğu. Bu pilin bitiyor diye mi böyle olduk biz ya? Lockpick mi? Hadi buyurun. Mesela bura açılmıyor. Lockpickleyebilir miyim? Lockpicklersem yok olmuyor. Oğlum önümü görmüyorum. Değişiyorsan değiş lan şu pili. Hell yeah. Alt tapta korkuttuğumuz izleyicilerimizden özür diliyorum. Alt tapta korkarsanız mesuliyet benden değil. Ne oluyor ağabey? Bağırtma. Abi eski ev, sahipsiz ev, rüzgar, haşere bunlar var. Korkulacak hiçbir şey yok. Ya ne oluyor? Dibimdeki kapı mı gıcır diyor. Ben gidiyorum bu kattan. Bunu da kullanamıyoruz ki. Burası açılmıyor demek ki. Kaç katlı bina arkadaşım? Allah arkadaşlar şöyle bir menümüzdür. Herkese afiyet bal şeker olsun. Pilav pilav üstü dönerdir. Of. Ama ağzım çok sulandı usta. Of 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 chat. Herkese afiyet bal şeker olsun. Niye gidemiyorum burada engelliyim? Bilal Şahin 61 4. ayı. Kesene bereket yavrum hoş geldin. Klavye sesi rahatsız ediyor mu? Doğruyu söyleyin. Eyvallah arkadaşlar. Evet diyenleri biraz şeker götlü buldum arkadaşlar. Dışarı çıkmayı denersem buraya giremiyorum 66'ya. 14'e giriş yapamıyorum. Hah son kat. 28. Allah Allah. Ya sus artık Metal Kit'i sus amına koyayım yaptın yorumunu bir kere sus lan. Kes. Özür dilerim edepsizliğim için ama üstüme gelindi. Depot. Kilidi kırmak için balta bulmalısın. ...77. Manifestçiler. Tövbe. Bunlara da kesin bir şeyler koyacağız. Okey. Ben bir dışarı çıkmayı deniyorum arkadaşlar. Çok yüksek müsaadesiyle Türk milletinin. Oğlum kaybolduk ya. Burası depot.
Stamina yok herhalde. İyi. Burada açılmıyor. Bu nasıl apartman? Ankara'mda gayet güzide bir apartman işte. Her şey düşünülmüş. Ufacık yerde bir arada bir sürü insan nasıl yaşar diye düşünmüşler konforlu ve huzurlu bir şekilde. Ankara insanı düşünür arkadaşlar. Bak. Düşünmüş. Ney? Kötülük bu kapıyı üzerine kilitledi. Senin aklını kaybetmeni istiyorlar. Çünkü aklın ve ruhun buradan çıkış anahtarın olacağını biliyorsun. Delirdiğini düşünme, delirmedin ama onlar bunu istiyorlar. Çetin bana çektiği tarifi. Bu kapıyı gerçek apartmanda neler yaşandığını öğrenmeden, gerekli dersleri almadan açamazsın. Sen nerede olduğunu sanıyorsun? Henüz hiçbir şey bilmiyorsun. Sana yardım etmek istiyoruz. Ya bize güvenip kurtulacaksın ya da onlara kurban olacaksın. Seçim senin. Yakında karşına çıkacağın ve en önemli seçimini yapacaksın. Sana ilk tavsiyem kendini koruyacak bir silah bulman ama unutma. Bu seni hayatta tutmaya değil, engelleri aşmanda yardımcı olacak. Zira seni çok büyük engeller bekliyor. Yaz CC kesene bereket, çok teşekkür ederim, hoş gelmişsin yavrum. Arkadaşlar çıtır abonemizdir. Selamlayalım. 2 numaralı daireden bir tabanca bul. 2 numaralı daire, adam mısın? Beni Bilal emmi gönderdi ağabey. Bek sinirliydi valla. O ne lan? Allah Allah. Allah Allah. Ölmüş mü? Aha. Hell yeah. Okursam. Sevgilim, bugün sensiz geçen 666. günüm. Bu apartmanın soğuk duvarlar arasında hapsolmuş, lanetin pençesinde debeleniyorum. Senin yokluğun gündüzümü örtüyor, karanlık sarıyor her yanımı. Yaşamanın anlamını yitirdim, içimdeki tüm ışık söndü. Ölümü düşündüm ama cesaret edemedim. Silah elimde ağırlaştı. Kalbime doğrultamadım. Acı çekmekten korktum. Beynimde benimle oynamasın diye silahı sakladığım kasanın anahtarını kilitli depoya attım. Gizemli Hasan Bey'in hep kilitli tuttuğu depo bu sefer işime yaradı. Who the fuck is Gizemli Hasan Bey ya? Anahtarı ulaşılması zor bir yerde saklamak iyi olur diye düşündüm ama bedenim ve ruhum ne senin yokluğuna ne de buradaki lanete dayanıyordu. Silahı kullanma ihtimali beynimden kalktı ama bu sefer de baltayı dolaptan çıkardım. Hızlıca kafama geçirecek ve acı çekmeden ölecektim ama yapamadım. İçimdeki ses acısız bir ölümün olmadığını fısıldadı. Sana ve çocuklarımıza olan sevgim bu dünyadaki tek gerçek bağım. Onlara iyi bak. Onlar bizim en değerli hazinemiz. Beni affet. Karanlığın içinde kayboldum. Seni her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim. Farklı bir alemde bile olsa. Belki bir gün bu lanetin ötesinde huzura kavuşurum. Aga maga caga laga gah gah. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu neymiş abi? Kur'an-ı Kerim'i yanına al. İnansan da inanmasan da ihtiyacın olacak. Bismillah. Peki Kur'an ayrı bir item mi? Nerede lan Kur'an? Neyse. Lockpick'i ikinci slota koy. Kanka lockpick slota konmuyor. Bizim adam ateist oğlum, inanmıyormuş. Anladım. Niye korktum ki, adam burada duruyordu zaten. Neyse. Biz Gizemli Hasan ağabeyin chat. Gideceğiz, şeyini bulacağız. Gizemli Hasan ağabey. Silahını bulacağız galiba. O aşağıdaki depo muydu ya da yukarıdaki depo muydu?
Ya tabanca nerede abi? Gizemli Hasan ağabey. Gizemli Hasan ağabey bu mu? Bana ne ya? Nerede abi bu? Bu mu? Ne oluyor lan? En üst kattaki depoyu bul ve kasanın anahtarını al. Pekala. Dum. Ersin Edit. Dum. Hızar mıyız? Dum. Ses var. Ne sesi kardeşim? Lockpick deneyemiyorum. Galiba lockpick otomatik arkadaşlar. Hani kullan tuşu da yok. En üst kattaki depoya gidiyorum. Buradan. Değil mi? Buradan. Bir gerginliği var oyunun, yalan yok. Oyun bir bağırtacak galiba bizi. Bura en üst kat değilmiş ki, lol. Bu sesler ne oğlum? Sanırım Gizemli Hasan ağabeyin deposu burada, anahtarı. Onu da baltayla açacağız. Pardon. Boğulacağım, konuşacağım derken boğulacağım. Anahtarı buldum. Ulan ne yazıyor amına? Batu Q mu? Batu Q'dan 2 haftadır haber yok. Acılı aile oğullarını bulma ümidiyle aramalara devam ediyor. Batu G, pardon. Acılı baba Hakan G yaşadıkları acıyı basınla paylaştı. Hacı, biraz uzun ya. Ve çok küçük yani. Ama birileri ölmüş arkadaşlar. Birileri hayatını kaybetmiş. Batu G'nin arkadaşları gerçeği mi söyledi? Yalan dedektörü testini geçtiler. Yarram köyü. Bir ay önce Batu G gizemli Yarram köyüne gitmek üzere, edepsizliğim için özür dilerim. Yola çıkan gençlerin sıra dışı hikayesi kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yetkililerin köyün yerini bulmalarına yardımcıları olmalarını isterken gençler yolun ilk gittikleri halinden tamamen farklılaştığını iddia etmişlerdi. Bu ifadeler başta onları baş şüpheli yapmıştı. Ancak gençlerin avukatların talebi üzerine yapılan yalan dedektörü testi olayın seyrini değiştirdi. Archive, neden hala duruyorsun? Kızını kurtarmak istiyorsan ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun, soru işareti. Kanından birini bu köye götürmen gerek. Ayinin üzerinden 60 gün geçti. Herkes apartmanı terk etti. Sen de çık oradan. Orayı yıktıracağız. Orayla işimiz bitti. Sana öğreteceğimiz tılsımı sana gösterdiğimiz boş apartmanda uygula. Batu'ya yardım edenler ona da yardım etmek isteyecektir. Onun için sana öğreteceğimiz bu güçlü tılsımı yapmalısın. Böylelikle korktuğuyla yüzleşecek, aklını kaybedecek ve bize teslim olacak. Köye yeteri kadar insan toplayamadın. Kızını kurtarmak için bunlar yeterli olur mu sanıyorsun? Onların beyinlerini yıka, kandır ve hepsini buraya çek. Bu apartmandan sonra başka yerlere de gideceksin. Başkanımız sadakatini takdir ediyor ama daha fazlası gerek. Chat. Saim'in odasındaki kasayı aç. Biraz yazı dolu bir oyun. Ama demek ki hikayesi güçlü bir oyun değil mi? O ne lan? Ne oluyor oğlum? Gel la gel. Aa! Bu ne? Onlar bizim can dostlarımız. Medical oil kullandım.
Gördüm, o köpeğin başında birisi vardı. Bu başıboş bir köpek değildi. Aman ya Rabbi. Bu nasıl bir apartman? Ben niye video kaydı almıyorum abi? Daha neyi çekeceğim bir YouTuber olarak ya? Viral video oğlum işte. Bölgesine girmişsin, ondan saldırıyor. Tabii. Ağabeydir. Razıyız. Galiba artık yeni batarya takmam lazım. Karanlık biraz fazla oluyor şu an. Hell yeah, cehennem, evet. Ne bu? Şiş. Ne gulu gulu yapıyorsun lan oradan? Dur dur, geliyorum dur. Dur oğlum dur, geliyorum, bekle. Abi? Bu da feneri mi? Dur sikeceğim seni şimdi. Dur bekle orada. Ağabey dur! Mermi yok! Dur yumurma! Ses çok bu arada. Canım kaç? 69. Anlayana. Peki görevim ne abi o zaman şu an? Aha. Saim intihar ederek içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa çıkmaya aydınlığa çıkacağını, huzura ereceğine inandı. Fakat bu Saim'in apaçık bir yanılgısıydı. Eşinin özlemine ve çektiği acılara dayanamadığını söyleyerek Allah'ın verdiği cana kıyarak intihar etti. Saim şüphesiz Allah katında çok büyük bir günah işledi. Unutma çocuk, Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Saim sevdiğine kavuşamadığı için intihar etti ama asıl sevdiğine yüz çevirdi. Oysa çektiği sıkıntıya dayansaydı Allah katında büyük bir ödül onu bekliyordu. Çünkü çekilen her acı günahlara kefarettir. Saim'i az önce kurşunla öldürdün ve onu yere serdin. O kendisini öldürmek isterken Allah'tan değil de silahın kendisine vereceği acıdan korkmuştu. Şimdi korktuğu şey ve intihar şekli kıyamete kadar ona tattırılacak. Arkana bakarsan Sami yine ipteyken görürsün. Saim burada kıyamete kadar hem vurulma korkusunu hem de boğulma acısını yaşamaya devam edecek. Unutma, herkesin kabirdeki azabı farklıdır. Peki insanları tuzağa çekenlerin kabir azabı nasıl olur? Bu evdeki kilitli odayı senin için açtım. İçeri gir ve ilk seçimini yap. Allah Allah. Bakayım asılı mı harbiden? Saim ağabey. Batarya yükle. Animasyonu görüyorsun kuzen. Bir kaşık daha alayım, açım. Bu evdeki kilitli odayı benim için açmış. Burası galiba. Ne seçim yapacağım? Oh.
Seni en çok hangisi korkutur? Katil doktor, katil kasap. Seçimini yap ve şifreyi uygun kasaya gir. Unutma, bir kasayı seçtiğinde diğeri sonsuza kadar kapanır. Arkadaşlar, bize hangisi daha çok korkutur? Katil doktor mu, katil kasap mı? Oğlum, katil doktor da kasap sarmaz mı? Ölüp gideceğim şimdi. Ben bunu sonra yerim abi. Yemeği ben sonra yiyeyim. Katil doktor. 6-6 soru işareti 9. Bu doktor, bu kasap. Doktor seçiyorum chat. Chat'te doktora yönelik istekler geldi. Artık deneyeceğiz birden 9'a kadar. Estireceğiz arkadaşlar şifreyi açmak için herhalde. Mesela Doktor Eren bir zamanlar bu apartmanda yaşayan iyi bir doktordu. Ama ne yazık ki zamanla Eren'in iyilikle dolu kalbi karanlık bir yola sürüklendi. Hastaları onun elinde sadece birer deney fareleri haline geldi. Onları tedavi etmek yerine kendi acımasız deneylerinin kurbanı yaptı. Ayin yapan kızlar o büyük son ayinin yaşandığı günde ondan bir yardım istedi. Ondan istedikleri şey dehşet vericiydi. Ama şeytan doktor bu şeytani isteği kabul etmişti. Eren'in kızlarla birlikte bu dairede işlediği günahlar burayı sonsuza kadar lanetledi. Şimdi onun lanetlenmiş ruhu bu koridorda dolaşıyor ve sen onun izini süreceksin. Ama unutma, bu seçimin bedeli ağır olacak. Eren'in laneti seni de içine çekebilir. Ama belki de sen bu laneti sona erdirecek kişisin. Anlattıklarım gerçek. Fakat zihnin ve bilinçaltın farklı bir yansıma görebilir ama bunu yaşamak zorundasın. Karar senin. İlerle. Derine in. Gerçeği keşfet. Dikkat et. Derine inerken üşüme. Zira ölümün yüzü çok soğuktur. Dum. Silah nerede ağabey? Eren ağabeyden razıyız. Doktorun apartmanda gizlediği yere git. Doktorun apartmanda gizlediği yer kim bilir neresi chat? Ne düşünüyorsunuz? Şu adamın ipini baltayla kesmeyi dener misin? Deneyelim. Galiba olmuyor ağabey. Bazı düşmanlar tabanca kullanmanı engelleyebilir. Baltanı kısa yol tuşuna koy. Sikiyim seni be. Dur ya. Chaser. Pilav üstü döner yedim. Altap tayfa. Küfretmeyin adama. Benim baltam 2 de değil mi? Okey. Bazı düşmanlar ne demek silah attırmaz lan bana? Atar mı?
atar. Peki ben nereye gideceğim? Chat ağabey, ben nereye gideceğim? Çünkü apartman biraz büyük de ağabey. Bura çıkış mı lan? Çıkış ya, dur. Falcon Lord, cumartesi yavruş. Doktorun apartmanda gizlediği yere Okak. Okak kardeşim. Kıymetli yardımın için de teşekkür ediyorum, sağ ol. Balta kısa yolda, evet. Yani doktorun apartmanda gizlediği yer. Neyi gizlediği yer? Kendini mi? Ben hepsine de girdim üstad. Buraya girmemiştim. Doktor! Geldin mi doktor? RPG'n mi bitti doktor? Nefes filminden nefes kesici sahneler. Burada bir şey yok. Allah Allah. Oo, özürler. Çok özürler. Belki öleceğim. Şurada bir 31 çek. Abi ölürken son düşündüğün o olmaz ya. Vallahi son bir patlayayım demezsin ya. Demezsin ağabey. Canının derdine düşversin herhalde. Değil mi? Sikinin değil chat. Değil mi abi? Altıdadır belki doktor. Giremiyoruz ki. Ya doktor apartmanda nereyi gizledin? Pezevenk. Oyun araştırmaya teşvik ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bulacağız onları. İlerlemeyi de kat edeceğiz elhamdülillah. Ama burada değil. Arkadaşlar bilen var mı ufaktan çıtlatsa? Hani apartman biraz büyük çünkü. Hani ufak çıtırdan, çok spoiler yapmadan ufaktan bir çıtır. He? Gizliymiş abi. Arkamda da biri var benim. Rüzgar olabilir, konuşuruz abi, dur. En üst kata çık. Okey. Durun arkadaşlar, en üst kat dediler. Eğer en üst kat çıkmazsa sik emri geliyor. Hazır olsun herkes. Edep bu arada güzel şey. En üst kattayız. Allah Allah. ...77 numaralı oda. Ama buraya bir giremiyoruz ki. Buralar Kur'an'la mı açılıyor? Ne yapılıyor? Arkadaşlar sikin! Kim o... Kimi? Bunu yüz kata çık diyen abi. Tezgah kurdu adam ya. Anneni gördün mü? Hayır, anneni görmedim. Gel öpeyim. Sen bulacaksın anneni. Ben nereden göreyim burada anneni? Ah, hadi yallah. Annen burada değil. Tavanda mı? Arkadaşlar yanlış bilgilendirme yapmasak
Teşekkür ederim Flying Knee. Tokdir'in yayınlarını izlemekten keyif alıyorum. Harika yayın. Kızının anasına söv. Tövbe estağfurullah. Oha. Edep güzel şey arkadaşlar, lütfen ya. Oha lord, oha. Abi bu oyunu bilen bir vatan evladı yok değil mi? Biz burada böyle 40 dakika kaybolup en sonunda da böyle hiçbir bok beceremeden gideceğiz değil mi abi? Ben abi koşuyorum, sert koşuyorum. Atmosferine sokum. Korkusuna sokum. Ben yapıyorum abi. Her yeri deniyorum, zorluyorum. Bulacağız abi onları. Doktor ne gizledin? Kuklaların olduğu kata git. Kuklalar mı? Lockpick'im var ama atarsam. Yani atamıyorum daha doğrusu. Yani kullan mullan yok mu arkadaş şuna? Yok. Oyun bayar tabii arkadaş, şuna bak. Doktor neredesin doktor? Türk korku. Heyecan dolu bir macera. Böyle olacağını biliyordum. Ama sevgili arkadaşlar onu da söyleyeyim, önceden biliyordum. Çünkü bu bir Türk korku oyunu. Baltayla tahtaları kırmayı denemedim. Ama bence işe yaramayacak. Göremiyoruz ki. Yani neyse, kat kat devam. Gördüğümüz ilk yerde deneriz. Tövbe. Doktor. Neredesin doktor? Burada değil arkadaşlar. 42'nin oğlu odayı bul. 42'nin oğlu odalı olabilir. Garavel. Tamam, onun yerini biliyorum. Üst katta kaldı o. Bir tamamlayayım abi turumu. Lockpick'i otomatik mi atıyor? Ben mi atmalıyım? Onu bilemedim. Bilemedim chat ağabey. Buraya da bakalım. Allah. Allah Allah. Galiba oyun bu kadar ya arkadaşlar. Keyifli bir deneyim gerçekten. Grafiklerde hoş bir deneme olmuş. Hani farklı hissettiren yapılar var. Özellikle silahla kendimizi savunabilmemiz birçok korku oyununun dışına çıkmış. Yenilikçi hareket. İki numaralı odadan çıkıyoruz zaten ya. Doktor. Çarşafta mı saklanıyor? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Apartmanda 129 no'lu apartman daire yok. Fark edenler ayıktırsın. Hayır, buradan da dışarı. Evet arkadaşlar, şimdi fikirleri alalım.
bok gibi kaldık. Kayıt mayıt yok, adamın youtuberlıkla alakası yok. Ulan can aldık, onu bile çekmedi. Ne tutardı var ya ölüm görseli. Bodrum kata git. 3 kere kapıyı ateş et. 42 nolu odanın yanında lockpick var mıydı? Yoktu. Kapılara baltayla vur. Monatçım hoş geldin. Az önceki odada kitaplara bakaydın keşke. Kim bilir hangi oda. Kuru kafayı sık. Kuru kafayı mı sik? Ne diyor? Korktum, şunu ayak sandım ya. Doktor sandığının olduğu odayı biraz daha incele. Belki bir ipucu vardır. Ya doğru diyorsun da... Ben sanmıyorum. Sanmadım. Sanmam. Abi vallahi güzel oyunmuş chat. Ne denir ki? İyi oyunmuş. İlerleyebilsek güzel olacak. Hissediyorum ama progress yapamıyoruz abi. 42 no... Abi nedir sizin bu 42 no'lu odayla probleminiz? Gideyim. Gittik daha önce. Orada eline bir şey vermemiz gerekiyor oranın. Tamam, don't lucky. Bodrum'a da gideceğim. Bir dakika. Şu 42'ye bir gideyim. Şu 42'cileri bir susturalım abi. 42'ciler. 42 abi. Evet. Chat ağabey, ne yapmam isteniliyor anlamadım ki. Olmadı ağabey. Kapının yanında lockpick olacak. G3 piyadesi. Yalan söylemez ya böyle bir nick. Değil mi? Fener niye yok? Bir dakika, silahımda niye fener yok? Reload da yok. Patladık. Lockpick nerede oğlum? Yok abi. Yok arkadaşlar. Galiba oyunu bitirdik ya. Hani video için gerekli materyalleri bulduk işte. Adam buradan yürüyecek youtuberlıkta. Lockpick tuşu çıktı. Oğlum kandırıyorsunuz. Tezgah kuruyorsunuz. Nerede lockpick tuşu ya? Çıktı ağabey. Bir dakika, reload'u böyle yapmıyoruz değil mi abi? Buradan birleştirmiyoruz yani. 5 numaralı odaya gir. Yok ki. Çile Gaming. Belki bu açılıyordur lockpick'le. Var, zemin katta galiba. Bir aşağı insene. Bir dakika arkadaşlar, reorganize. Organize olalım. Alt tab tayfa bir gelin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Buraya bir sikip atmaya gelmedik. Ne yapacağız abi? Geldik abi. Geldiler abi. Amustan'ı banlayalım. Lord bir şeyler yazdı. Adamı cehenneme yolladınız oğlum. Arkadaşlar Ventos ilgileniyormuş. Ventos şu anda bakıyormuş. Sevgili arkadaşlar. Kendisi bakıyor. Arkadaşlar buluyorlar. Bulanlar var. Arayanlar var. Lockpick kısa yola atanmıyor chat. Kasap seçersen no 42 doktoru bulamadım. Ben doktoru seçtim. Daşşak kardeşim, notları okudum. Şu an el birliğiyle mucize arıyoruz sevgili arkadaşlar. Abi dışarı dediğin alta giden yoldan devam eder misin Allah rızası için? Adanur, Allah rızası dedin, uyguluyorum. Dışarı giden yoldan devam ediyorum. Arkadaşlar Allah'ın adı verildi, bir dakika.
Durun durun, okuyacağım arkadaşlar. Diğerlerini okuyacağım ama Allah'ın adı verildi, ben onu deneyeceğim. Herhangi bir puzzle yok. Dümdüz yürüyor, çıkıyor adam. Buradan. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz madem buradan? Birisi çıkıp illa Allah'ın adını verip yalvarsın mı buradan gitmem için? Benim yüzsüzlük. Muhtemelen sizin bunu 87.ye yazışınız ama benim Arda Turan yüzsüzlük. Peki nereden abi, burası mı? Söveyim mi? Küfür yok. Banyodaki dolabın içidir. Bazı sahnelerde doktorun oturma odası veya yatak odasındaki dolap ya da saklanabileceği çeşitli köşelerde bulunduğu görülebilir. Oyun içindeki ipuçlarını takip edin. buradan da değil. Doktor! Neredesin doktor? Mermi. Arkadaşım. Arkadaşım ben niye mermi dolduramıyorum? 157 mermiyi niye dolduramıyorum ben ya? Arkadaşlar başaracağız ya. El birliğiyle başaracağız oğlum. O ne lan? Hastane kapısı gibi kapı. Doktorun gizli yeri. Chat başardık. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İşte böyle anlar bizi biz yapan anlardır arkadaşlar. Doktor! O ne lan, dalak, malak, kol gibi yara... Çok özür dilerim. Oğlum tamam lan. Apartmanda böyle bir yer. Çok ilginç. Oo, çok özür dilerim. Allah haksız olarak bir serçeyi öldürenden bile kıyamet gününde hesap soracaktır. Kim bir canlıyı, hayvanı, bir kuşu haksız yere öldürürse kıyamet günü ondan şikayetçi olacaktır. Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara merhametle yaklaşın. Hazreti Muhammed sav. Sallallahu aleyhi. O son kısmı bilmediğim için sav diye okudum. Yanlış anlamayın. Son kısma dilim dönmüyor yani. Maruz görün. Mahcup. Kardeşimsin sen, böyle konulara fazla girme olur mu? Al çayımızı iç. Parotların sesi bende çok yüksek. Umarım sizde normaldir. Aha PC. Mermi. Kasa. Metum. 5. ay yavrum, hoş geldin. Siz yerdekilere, bütün canlılara merhamet edin ki göktekiler de Allah ve melekler size yardım etsin. Hazreti Muhammed. Seçmiş olduğun yere hoş geldin Emir. Burada bir katliam yaşandı. Onlar yerdekilere merhamet etmedi. Biz de onlara merhamet etmedik. Bu kasada karanlık bir sır var. Şifrenin tam da içinde bulunuyorsun. Amık yazıyor galiba, 3 yıldız. Onunla karşılaştığında ona hak ettiği azabı tekrar yaşamasını sağla. Onun en hassas noktası o köpeklerin acı çekmesi için kullandığı beyni. Ondan kurtulmak istiyorsun. Onun acı çektiği noktalığı bulmalısın. Allah Allah. Kim lan bu? Köpek mi öldürüyorsunuz oğlum siz? Ne oluyor lan? Beyin bulacağız abi. Beyin keseceğiz galiba o zaman. Cezalandıracağız. Şöyle bir bakınalım. Köfteci Yusuf mezbası. Yusuf ağabey vallahi dana etini fullemiş. Şu şekil yeriz. Evet arkadaşlar, peki bir yere gideceğim mi? Peki buna tıklasam şifre tahmini alabilir miyim?
ki sallayak oğlum, belki tutar lan. Üç yıldız alo. Yıldız yok ki kardeşim. Adam orada sansürlemiş şifreyi işte. Anlasana be arkadaş. 129 mu? Yani kesinlikle sallayarak bulduk sevgili arkadaşlar. Şans işte. Anahtar bulduk da kim bilir nerenin anahtarı. Bu ne lan? Aga köpekleri... Allah için şu şarjörü doldur ya. O neydi oğlum kan... Neyse ya, bana taşı taşı dediler, ben taşıdım ağabey. Hadi buyurun, kapı da kilitlenmiş arkamdan. Oğlum yeter lan, amına koydun sesin ya. Oğlum taş uçak mı geçiyorsunuz? Aman. Meyveli pide. Yeter yeter. Ne oldu şimdi, adam öldü mü ya? Ne? Ananı mı sikeyim? Silah kullanamıyorum ki, mermisini doldurmuyor. Abi ne ol... Sonra Mahsun'un yeni bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. Hah, tamam, yolumu buldum. İyiyiz kuzen ya. You a little man potion you don't you? Parotun uyum. Silahımın mermisi atmıyor arkadaşlar. Yoksa kullanacağız da. Doldurmuyor yani. Baksana abi, R değil mi? Aaa! Oğlum ben... R'ye basılı tutsana. Basıyorum. Basılı da tutuyorum. Basıyorum da olmuyor. Abi salı korku gecesi ya. Parotlar oyundan daha korkunç ya. Abi öldürdük onu. Allah'ın görevini yerine getirdik yani. Bizden talep edilen buydu. Cezalandırdık onu. Beynine de zarar verdik. Bir daha atarsan var ya, bin bit yapacağım lan şunun fiyatını. Dur be oğlum ya. Apartmanda neler döndüğünü öğrenmeye adım adım yaklaşıyorsun. O iki kıza yardım eden üç kişiden biri bu doktordu. Ne yaptığını merak ediyor musun? O zaman diğer sorumlu kişinin dairesine git. Her şeyi öğreneceksin. O kızlara yardım eden, bu apartmanın lanetlemelerine sebep olan kızların fikir hocaları hala bu apartmanda dolaşıyor. O büyücüden büyük kitabını alman gerekiyor. Ben seni 77 numaralı... 77 numaralı dairede bekliyorum.
Kapımı açmak için 3 şeye ihtiyacın var. Yani? O zaman diğer sorumlu kişinin dairesine git. Diğer o kızlara yardım eden, bu apartmanın lanetlemene sebep olan filmini kalk kalk. O zaman diğer sorumlu kişinin dairesine git. Who the fuck is diğer sorumlu kişi ya? 77'de bekliyorsun. Arkadaşlar yardım alayım. Büyücünün dairesini bul. Abi buldurtmayın. Zıplatmayın. Bağırtmayın, söyleyin. Abi, ağabey, çete ağabey, bu 213 mermiyi nasıl sokacağız tabancaya ya? Silah patladı, elimizde kaldı ya. Dalga denizde olur Sedom. Kat söyleyin. Abi ayarlardan bak şunun tuşuna. Kanka R'ydi. R'ye bastıkça gelmiyor ama. Yeniden doldur. R kardeşim ya. Reset atayım hatta. Bug oldu abi. Patladı silah. Belki fenerin ışığı bitmiştir falan. O da değil. Neyse bana daireyi söyleyin. 66. oda abi. Tamam. Yolumu bulamıyorum ki amına koyayım. Yok, sağ tık birleştir silah diye bir şey yok. Bu ne lan? Kayboldum. Allah'ım deminden şimdiye. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Abi Victorister S, kesene bereket, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni abonemiz İK'yı sıcacık selamlayalım. Çıtır bir abone. Buradan herhalde. Sen niye siyahsın lan? Çıkmaz yol. Oyunun oynanış süresi 40 dakika değil mi abi? 40 dakika. Son 40 dakika arkadaşlar. Herhalde buradandır ağabey. Okey, 66. oda. Geldiğim yere doğru direkt git. İşte geldiğim yeri bulmak da zor biraz oyunda. Ama sıkıntı yok arkadaşlar, bulduk. Apartmandayım. Tuşu değişeceğim, tamam bir dakika. Balta da iyi valla. Vuruyoruz usta. Eline verdiğim oda mı? Burası 42 no'lu oda. Belki burasıdır. Düğümlere üfleyenlerin, büyü yapanların kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Büyüye inanır mısın Emir? Peki sana buradan yükselen bir günahın tüm apartmanı saracağını söylesem buna inanır mıydın? Eve girmeden önce Kur'an-ı Kerim'i aç. Felak ve Nas surelerini oku. Şüphe yok ki bu sureler... Müslüman oluyorum, yardım edin! Müslüman oluyorum! Şüphe yok ki bu sureler seni büyücünün ve şeytanın şerrinden korur. Bismillah. Kur'an yok ki, nerede? Kur'an'ımız yok. Aha geldi la.
E'ye basınca geliyor. Yo, neye bastım geldi? Lan Kur'an kapan. Ağabey! Nasıl açacağız? Kur'an aç gibi bir şey var mı ya? Tab bas. Buglandı. Buglandın. Şimdi belki Kur'an'dan sonra belki silah da buglandı, tamam. Bu nasıl apartman lan? Muhammed, Hazreti Muhammed büyü yapmayı ve yaptırmayı insanı helak edici günahlardan biri olduğunu bildirmiştir. Müslüm, İman 144. Her yerde soğan var yeğen ya. Ben şu tuşu bir değişsem arkadaşlar. Şey tuşun, reload tuşuyla alakalıdır belki. Ne olsun? Nokta. Uygula. Buglanmış. Silahsız oynayacağız arkadaşlar biz. Mili gameplay. Mankendir ya o. Oğlum bebek kundağı niye? Aman ya Rabbi. Manken gitmiş. Abi Nasfelak okuyacaktık, onu okuyamıyoruz. Allah Allah. Ben Nasfelak okumam gerekiyor. Save yok mu bu oyunda ya? Save bilen var mı arkadaşlar? Save almış mıdır? Yükleye bas. Abey, sıkıntı. Almadıysa çıkıyoruz zaten abi de. Kayıt yok mu abi? Oyun yükle. Yok. Ümit vaat ediyor oyun ama ilerlettirmiyor kendini. Neyse abi. Belki de bir şey yapmamamız gerekiyordur. Sakin. Hadi buyurun. 3 dakika önce mi almış? Evet. Çetin gözleri görüyor Allah'tan. Allah'tan Çetin gözü var da görüyor yani. Hadi abi, silahta mucize aradık. Ananın av. Kur'an nasıl açılıyor bilen var mı? Tuşu değiştirdik, dur. Doğru dediniz la. Hell, cehennem, evet. Doyasıya reload keyfi lan. Kur'an nasıl açılıyor? R yap, anksiyetem azdı. Ulan noktayla atıyoruz harbi. Ya Kur'an açar diye bir şey koysaymış keşke. Vallahi iyi olurmuş. Ekipman 1, 2, 3, 4. Sola eğil, el feneri. İncele, eğil, zıpla, koş, sola eğil, sağa eğil. Yok abi. Kur'an'a gerek yok Sedo. Sadece kapı açman için bir şeydi o.
Kur'an'a gerek yok derken. Seni bulduk Ventos. Okey. Gidiyorum mankene doğru ilerliyorum. Oğuz'a ne diyor bir bak. Tabii doğru dedin de bir şey demiyor muhtemelen oğlum. Okunmuyor kanka, yarısı kan. Random atıyor hocam. Ben o mankene gidiyorum. Burada bir şey var mı? Burada. Ne olacak? Ne olacak? Ak yazıyor, küfür olayı olmaz. Ver ağzına mermi. Korkma. Sıçıyorum. Önümüzü görmüyoruz ki bu silah feneriyle de ya. Hayaleti yakan odaya gir. Durun, Ventos'un bir bildiği var. Hayalete yakın odadayım. Büyü yapmayı ve yaptıran insanı helak edici günahlardan biri olarak belirlemiştir Hazreti Muhammed. E tamam, girdik abi. Kur'an. Buraya ilerlenmiyor. Devam et. Ne devam et? Lan oğlum, Allah mı oldun? Anlayana. Evet arkadaşlar, oyun galiba bitti ya. Bu sefer bitti. Heykelde etkileşim var. Nerede lan? Heykel mi var? Ha, heykel dediğin o. Babanın beyin online. Etkileşim kapı kanka. Sayın bezmenler. Ananın... Hay ananı avradını. Hay lanet. Büyücü Sanem'in hikayesi. Burada yaşanan her şey Sanem adlı kadının zekasını şeytana hizmet için kullanmasından başlamıştı. Küçük yaşlardan itibaren falcılık ve astrolojiye olan ilgisi zamanla büyüyerek kadim büyülerin ve ritüellerin peşinde koşan bir tutkuya dönüştü. Sanem, orta yaşlara geldiğinde artık saygın bir büyücü olarak tanınıyordu. Gaybı sadece Allah'ın bildiğine inanmayan insanlar geleceklerini öğrenmek ya da hayatlarındaki büyük sorunlara çözüm bulmak için onun kapısını çalardı. Oysa Allah insana şah damarından daha yakın. Neden ondan yardım istemezler ki? Neden Allah'tan değil de şeytandan yardım istenir Emir? Gel o zaman git, şu iki kızın yolları da büyücüyü de kadınla kesişti. Bir sonraki notumda sana bu apartmanda yaşanan tüm iğrençliği anlatacağım. Görevin, büyücü şu an bu evde. Yapman gereken şey ondan kasanın anahtarını almak. Kasada ise onu tamamen etkisiz bırakacağın büyük kitabı var. Allah. Abi 10 numara mal. Ne oluyor abi? Büyücü müsün lan sen? Abi geldin lan abi! Abi geldin lan abi lan! Thank you.
kimsin lan? Bebek! Ağabey! Abi! Ooo! Affınıza sığındım. Chat, benim görevim neydi? Hafızamı sildiler. Büyük kitabı değil mi abi? Aha! Sikim orospu çocuğuna bak be. Mermi yine atmadı bu arada. Ayıktırayım. Ne oluyor lan? Abi duyu kaybı yaşayacağım, yemin ediyorum duyu kaybı yaşayacağım ya. Dum. Duygu kim abi? Abi o kadın ne? Amına koydum onun. Çok özür dilerim ama bunu dedirttiler artık. Edep bozdurttular. Abi yine ooo. Oh! Hikayeyi kısaca oku, hikayeyi uzun oku. Hikayeyi görmüyorum ki amına. Arkadaşlar uzun mu okuyayım? Gençliğe hitabe geldi abi. Arkadaşlar kısa diyenler 1, uzun diyenler 2. Hikayeyi merak ediyoruz ağabey. Uzun uzun oku ağabey diyenler. Chat 2 yazıyor. İki yazdı. Arkadaşlar uzun uzun okuyorum. Usta ne anlatmış olabilirsin de biri uzun biri kısa yani. Hani ben kısayı okuyup geçiyorum arkadaşlar. Okursam. Apartmanın hikayesi. Bu apartmanda yaşayan iki kız aşık oldukları erkekler tarafından terk edilmenin acısını çekiyorlardı. Allah'ın kaderine razı gelmeyip büyücüden yardım istediler.
Aldatıldıkları için saplantılı hale gelen kızlar büyücüden erkeklerin geri dönmesi için köpek büyüsü yapmasını istediler. Büyücü köpeklerin ayaklarının kesilmesini ve ne kadar acı çekerlerse çekerlerse büyünün o kadar etkili olacağını söyledi. Kızlar apartmanda yaşayan kasaptan yardım aldılar. Kasap köpeklerin Kasap köpeklerin ayaklarını kesti ve büyücü bir hafta beklemelerini söyledi fakat büyü tutmadı. Bu kez büyücü köpeklerin ayaklarının birbirine dikilmesini önerdi ve kızlar apartmandaki doktoru yardıma çağırdılar. Şeytani doktor da bu deneyde onlara yardım etti ama yine sonuç alamadılar. Bu büyüler ve katliamlar apartmanın negatif varlıklarla lanetlenmesine neden oldu. Apartmanın bazı sakinleri kasap ve doktorun ne yaptığını biliyordu ama sessiz kalmayı tercih ettiler. Ancak apartman bu zulme dayanamayarak şiddetli bir sarsıntıyla içindeki suçluları ya öldürdü ya da delirtti. Apartmanda yaşayan herkes cezasını buldu. Bir kişi hariç. O kişi dindar bir adamdı ve Allah onu korudu. İşte apartmanın hikayesi bu Emir. Bu apartmanda yaşayan iki kız aşık okursam. Çıkamıyorum. Bu da kısa versiyon mu? Dum dum dum. Hazır mıyız? Dersi nedir? Görevin yaptığı büyülerle apartmanın sarsılmasına, nice hayattan kararmasına sebep olan bu kadının senin kurşunla ölmedi. Ya okuyabilirsem... Büyü konusunda kendisini çok geliştirdiği için onu öldürmen çok zor. Ama Allah hiç ama Allah için zor değil. Şimdi gücünü toplamak için ayin yapmaya gitti ve oraya geri dönmeden önce söylediklerimi yaparsan onun ruhuyla bedenini ayırabilirsin. Kasada nice hayatları kararttığı bilgiler yer alan iki adet büyü kitabı duruyor. Başkasının eline geçmeden bu kitapları imha edeceğiz. Bu iki kitabı da yanına al. Birisi ona ulaşana kadar yanında sakla. Diğerini de daireye getireceğin köpek cesedinin üzerine koyacaksın. Hani öldürdüğün köpek var ya, işte o köpek aslında o kızdan birinin ruhuydu. Hadi buyurun. Bu apartmanda kıyamete kadar bir köpek bedeninin içinde yaşayarak acı çekmeye devam edecek. Köpeklere yaşattıkları bu acıyı kendileri de kıyamete kadar yaşayacak. Git şimdi o köpeğin cesedini buraya getir. Üstüne de büyük kitaplarından birini koy. 55 numaradaki çelik kasanın içinde güçlü bir bomba mı var? Dairenin sahibi adam bomba imha ekibinde çalışıyordu. O yüzden de kasasına bomba mı tutuyor abi adam? Tamamdır. Köpeğin cesedinin üzerine o bombayı da yerleştirdi. Ve o daireden çık, dairenin girişini izleyebileceğin bir yere pus, sessizce kadının eve girmesini bekle. Yerde köpeğin cesedi üstünde büyük kitabını görünce tuzağımıza düşecek, kitabıyla birlikte havaya uçacak. Bum bum bum. Peki nerede, ne nerede abi şimdi, bir dakika, büyük kitabı nerede, köpek hadi eyvallah, bomba 55 numara, bir dakika abi ya, büyük kitabı nerede anlarsam üst kata çıkıp köpeğin cesedini al. Sonra buraya geri gelip yatak odasının ortasına koyacağım. Bir dakika, bir gidelim, tamam mı? Şu köpeği bir alalım abi. Tamam, şimdi ne abi? Kutu var orada, onu da aç. Oje borusunun olduğu odada bir kutu var, okey. Maxilla, aleyküm selam. Aleyküm selam diyelim Allah'ın selamıyla giren kardeşimize. Temaya da uygundur chat. İnan inanma fark etmez. Bunlar ne lan? Hi. Kur'an değil. Mi bomba. Bombayı yatak odasına koy. Oğlum Ankara polisi uyuyor mu bunlar olurken? Ne olur ya? Ankara polisi neredesin? 55.
Cevher Demir, patlayıcı madde uzmanı, kritik olay müdahale takımı. Cevher Demir. Sus komandosuyum. Kritik. Ya arkadaş, yorum yok size ya. E ne yapacağız yeğen? Cevher Demir'in odasını bulduk elhamdülillah. Sesler geliyordu, kimse yok. Bu zorlukları da Allah'ın yardımıyla aşacağız inşallah. Kasaya doğum tarihi gir. Kasanın şifresi neydi ki? Tamam tamam, kasayı gördüm, şifre yok ki. Adamın doğum tarihi mi? 1977. Yok artık, doğum tarihini koymamıştır. Bomba. Doğum tarihini koymuş arkadaşlar. Neredeyim la ben? Nasıl? Neredeyim oğlum? Bu katta mıydı? Lütfen bu katta ol. Abi kahpeyi cezalandırıyor ve tuzağa çekiyorum. Hazırsak bombayı da koyuyorum. Daire 14'e gir ve büyücünün gelmesini bekle. Tezgah kurdum kuzen. Dum. Bir süre sonra. Öldü herhalde. Pek iyi bilirler ki büyü yapan ve yaptıran kimsenin ahirette hayırlı bir nasibi yoktur. Vicdanlarını sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu bilselerdi. Bakara S.A. 102. Bir daha bir kez daha insanları düşürdüğü tuzağa kendisi düştü. Büyücülerin sonu işte budur. Büyücülerin sonu C4 ile patlamaktır arkadaşlar. Acı çektirdiği köpek bu sefer onun için bir tuzak oldu. İnsanları günaha sürüklediği büyük kitabıyla birlikte apartmanın lanetli tarihine gömüldü. O acıyı yaşamaya devam edecek ama merak etme, bir kez daha senin karşına çıkmayacak. Sen yapman gerekeni yaptın. Buluşmamıza adım adım yaklaşıyorsun. 77 numara. Gel, platforma kitabı koy ve notumu oku. Ben adalete teslim olmalıyım değil mi abi? Sanırım arkadaşlar... hukuka biraz aykırı olabilir yaptığım şeyler ama... Nerede lan 77 numara? Bu katta değil mi? Oğlum bak, adam vurdum. Adam havaya uçurdum. Köpek kestim. Bunların hiçbirini videoya niye kaydetmiyorum ben? Bayağı hit alırdı yani bir şekilde bunlar. Bu arada oyun içidir. Bahsettiğim her şey oyun içinde gerçekleşti. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Oğlum nerede 77... En üstte abi. Yok değil lan. En üstte mi lan? Galiba o kardeşimize büyük bir özür borçluyum. Bulacağız onları chat.
28. Hani en üst? Tezgah lan bu. Yok abi, ne oldu oğlum? Sırra kadem niye bastı bu 77. daire? Buradan mı? Buradan. Allah Allah. Büyücü kadının Allah'ın yerine yardım istediği, medet umduğu şey neydi? Aha da buydu. Bu platforma hikayesini öğrendiğin insanların Allah'ın yerine korktuğu ve Allah'ın yerine medet umdukları eşyaları koyacaksın. Hepsi tamamlandığında kapı açılacak ve benimle buluşacaksın. Şimdi 41 numaralı daireye git. Oyunun bitmesine son 5 dakika arkadaşlar. Sabredin, tamam mı? Sabredin. Bir numaralı daire. Burada havaya uçurduk kahpeyi. Dört kol kahpenin evladı. Esselamu aleyküm. Kur'an. Burada Allah'a inanılıyor abi. Zina yaparken yakalanan bir kadın Hazreti İsa'nın huzuruna getirilir ve onun taşlanarak öldürülmesi talep edilir. Hazreti İsa bunun üzerine şöyle der: aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın. Vay amına. Bu İncil. Abi İslam yeşili oda. Kur'an mı lan? Bu ne oğlum? Çer çöp lan. Allah. Tezgaha geldi. Ben yorum yapmıyorum ama ne gerek vardı velan damık ya. Aha. Detaylı öğren, kısaca öğren. Hikayeyi, bu güzide hikayeyi ağabey, Sedat ağabey, senden detaylıca öğrenmek istiyorum diyenler 1. Kısaca öğret ağabey diyenler 2. Vay, herkes detaylıca öğrenmek istiyor. Ağabey. Bu mu lan, bu kadar mı? Abi detaylı öğrenek arkadaşlar. 2-3 cümle fark var. Onu öldürecek misin yoksa yaşamasına izin mi vereceksin? Bu evde Ferman adında dini bütün bir hayat sürmeye çalışan mazlum bir adam vardı. Çok özür dilerim. Patladım, çok özür dilerim. Tutamadım, pardon. İyi kalbinden ve gece yatmadan önce yaptığı korunma duaları sayesinde buradaki lanetten korunsa da Allah ona bir hatasını ötürü büyük bir ceza verdi. Allah bağışlayıcıdır Emir. Ama bazı günahlar diğer insanlara da zarar verir değil mi? O apartmanda yaşananların hepsinin farkındaydı. Katil doktolu, katil kasabı da biliyordu ama başına bir bela gelir diye korkudan susmayı tercih etti. Oysa inandığı dinin peygamberi Hazreti Muhammed, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demişti. O insanlara ve hayvanlara yapılan zulüme susarak bu zulümden bir pay aldı. Eğer susmasaydı birçok insan kurtulabilirdi ve biz de onu bu apartmandan kurtarabilirdik. Sence affedilecek biri mi?
Seçimin sana ya yardım edecek ya da her şeyin sonunu getirecek. O şu an hayatta ve koridorun sonundaki odada onu elleri bağlı bir şekilde tutuyoruz. Zulme sessiz kaldığı için dilsiz oldu. Yani sesini kimse duyamıyor. Elinde bir tabanca var. Kapıyı aç ve istersen onu vurarak cezasını ver. Seçim senin. Ona neyi layık görüyorsun? Hadi buyurun. Vurmayak lan oğlum. Chat. Hazır mıyız? Dersi nedir? Nerede abi? Bağırıyor galiba. Koridorun sonundaki oda. Dur bakayım. Arkadaşlar vurmayak ya. Onu affedelim. Veresin ki alasın chat. Bağırtma. Ben onu affettim abi. Vay parıldayan. Sen onu affettin. Allah da seni affetsin. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Demek ki Allah Ferman'ın tövbesini kabul etti ve senin elinle onu bağışladı. Öyle mi oldu dersin? Allah aslında kimi bağışladı? Bakalım seçimin seni kurtaracak mı? Hazreti İsa'nın zina yaptığı iddia edilen bir kadını taşlamak için can atan topluluğa söylediği sözü bilir misin Emir? O yüce peygamber kadına ceza kesmek için can atan topluluğa ilk taşı günahsız olanınız atın demişti. Peki onu neden öldürmedin? Yoksa kendi günahların mı aklına geldi? Günahsız olmadığını bildiğin için mi taşı atmak istemedin? Oğlum adam öldürülür mü amık? Hatırlıyor musun eskiden bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiştin. Ya o yılan seni de sokmak istediyse? Ne o yoksa hatırlamıyor musun? Merak etme ben sana hatırlatacağım. 000 numaralı kapıya gel. Orada yapman gereken bir şey var. Sıfır sıfır numaralı yer neredeydi chat? En alt. Arkadaşlar güçlü durun. Başarmak üzereyiz. CV'mize yazacağız bu oyunu. El birliğiyle yapıyoruz. Kazanıyoruz. Ulan burada mıydı? Buradaydı sanki lan. Burada mıydı ağabey? Chat ağabey doğru yolda mıyım? Değilim abi. Şuradaydı ağabey. Aha buldum tamam. Sağ olun arkadaşlar. 000 nolu kapıda. Bunları yaşayan tek kişi sen değilsin. Oraya götürülüp tutsak edilen ve türlü türlü işkencelere maruz kalan onlarca kişi var. Ama orada hayatta kalmayı başarabilen bir kişi var. Oraya gidip bu kişiden bir şey almalısın. Bu şey senin hayatını kurtaracak. Kapıyı açman için apartmanın belli başlı yerlerinde olan 8 adet kartı toplayıp buraya anlamlı olacak şekilde sıraya koymalısın, yerleştirmelisin. Gideceğin yerin neresi olduğunu çözersen kartları kolaylıkla sırayla. Arkadaşlar. Vallahi Alt F4 geliyor. Alt F4 geliyor.
Yine kaybolduk. Ayaküstü de kaybolduk. Buluruz ya. Belki de arkadaşlar, belki de çok hızlı buluruz. Değil mi Chat ağabey? La ben nerede? Buluruz arkadaşlar. 5 dakika. Oyunun sonuna 5 dakika arkadaşlar. El ele tutuşun. Dayanışma. Bak şimdi. 2 numaralı daire. Hadi abi, kart bir mucizesi. Arkadaşlar kart 1. Herhalde her katta bir tane vardır. Öyle yani, en azından dairede bir tane vardır. AB 2. AB 3. Ama burada 2 tane varmış. Dur bakayım. Antalya mı? Ankara'dır lan o. Arkadaşlar 5 dakika, oyunun finaline 5 dakika. Heyecan dolu anlar, kaçırmayın. Arkadaşlar 4 deriz. Buna da 5 deriz. Arkadaşlar, iyi misiniz? Durun oğlum, finale 5 dakika. Bu katta herhalde daha kalmadı değil mi? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Bir tane daha bulacağız. Chat ağabey. La solda aldığın 7 var şu an. E tamam işte 7. 8 diyor ya kanka. 4 gol kahpenin evladı. Yanlış anlaşılma olmasın. Adamın nicki bu arkadaşlar. Antalya'm mı? Ağabey, nerede sonuncu kart? En üst katta değil mi abi? Ben de bu oyunu iade etmezsem. O en üst kattaysa bu oyunu iade etmezsem. 2 saat olmadı değil mi arkadaşlar? 2 saattir oynamıyoruz abi. 2 saat gibi hissettirdi ama oynamıyoruz. Hayır abi, yayın 2,5 saattir. Nasıl olabilir ki bu? Oldu mu lan? Şeyh Sait'in orada son kart diyorlar. Şeyh Sait'in orada mı? Yorum yok.
Nerede abi? Biz yanlış mı geldik? Kalbim... Arkadaşlar, yüreğimizin hep beraber daraldığını biliyoruz. Oğlum nerede ya o adam? O adam, aha. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bir dakika arkadaşlar, daha kuvvetli bir el feneri çekeyim. Bismillah. Biz bunları okuduk mu lan? Evet. Evet. Yalan söylediniz arkadaşlar. Soldaki odada amık delirtme. Hımkırtme kanka. Bağırtma, nerede hani? Aa! Abi, kimse söylemiyor. Arıyorum arıyorum, kendim buluyorum en sonunda da. Abi beynimi sildi oyun. Kaçıncı kata gidecektik biz? Biz bu işi nerede yaptık? Aşağıda yaptık değil mi? Dur. En daşşağı dedemin daşşağı. Ya daşşek. Birazlık, birazcık insaniyet ve edep. Chat'i edep spam'a davet ediyorum. Hatırlayalım. İyidir. Doğru mu gidiyorum? Yanlış mı gidiyorum? Ananın. Dur abi, alt tab tayfayı bulacağız onları. Dur be ya. Arkadaşlar burası Ankara değil, Antalya. Arkadaşlar sizce ne yazıyor olabilir? Çıkarım yapalım. Villarreal. Ye Village yazmıyordur arkadaşlar. Ye Village mi yazıyor adam? Bir önceki oyunun reklamını mı yapıyor? Amına koyayım. Bağırtma! Ne oldu lan? Babu yapıyorsun babu. Arkadaşlar bir dakika. Pardon, affedersiniz. Ufak bir...
Ananın am... Dön arkana bakma ulan. Ben de İrem falan geldi de. Harbi oyun bitti mi abi şimdi? Ne bu? Buradan. Kısa kaldı. Bir tane daha mı lazım? Dayanın arkadaşlar, 5 dakika. Finale 5 dakika. Ulan böyle geçemiyor muyuz? Babu. Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Abi kendine abi! Abi kendine! Yarram köyü. Aman ya Rabbi. Oğlum bu oyunun bak bu oyunun köyü çok karmaşıktı. Beni köyde gezdirmez değil mi abi? Hatırlıyorum ben bu oyunun köyünü. Gez Allah gez bulamıyorduk. Çok şimdi konuşma, ananı sikerim. Oo! Ben seni bulurum. Bulurum. Bu ne lan? Hayır. Hayır, köyde gezeceğiz. Hayır. Orada ışık mı yanıyor? Nereye gideceğim? Arkadaşlar, sakin olun. Finale 5 dakika. Amına koyayım, önümü... gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Çünkü arkadaşlar, buraya gitmek için diğer oyun oynamanız lazım. Diğer oyunda gidiliyor oraya. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Nereyi bulayım? Ney?
Oğlum chat vazgeçmeyek be. Tamam yoruldunuz biliyorum, dört bir yanınız dabbelerle sarı. Eyvallah da. Bence az kalmıştır finale ya. Hani geldik. Bitirmeden gitmek buraya kadar geldik oğlum. Ya nerede lan bu cami? Biraz sabır. Sabır, sen ne güzel şeysin. Şunu bir dolduralım da abi. Allah Allah. Allah Allah. Biri mi var lan içeride? Allah Allah. Allah Allah. Ananı. Adam mısın lan? Adam mısın oğlum sen? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen kimsin? Bebek. Batu. Benim ismim Batu. Burada neden bekliyorsun? Look, I'm friendly. Kendime yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Okurs. Ben 2 yıl önce buraya geldim ve hapsoldum. Senin anlayacağın şekilde konuşursam zamanda sıkıştım diyebilirim. Her 30 günde bir kez buraya kendimin köye gelişini gösteriyorlar. Ben de kendime notlar bırakarak buradaki laneti çözüp kurtulmaya çalışıyorum. Nolan! Senaryo gör orospu çocuğu, izle. Vallahi you are gay. Vallahi you are gay. Like. Her seferinde farklı şeyler yapmayı deniyorum. Farklı kombinasyonlar deneyerek buradan kaçabilmenin yollarını arıyorum. Edepsizlik için çok özür dilerim. Ağır küfür ettim, farkındayım. Ama artık buradayız. Buradayız. Hiçbir şey anlamadım. Kafam çok karıştı ama sanırım aradığım kişi sensin. Yoksa bana notları bırakan kişi sen misin? Hayır. Sana notları bırakan kişi ben değilim. Seni o mu gönderdi? Kimden bahsediyorsun? Ben bir apartmanda sıkıştım ve kaçmanın bir yolunu bulamadım. Bana da tıpkı senin dediğin gibi bir takım notlar bırakıldı ve son okuduğum notta bunları yaşayan tek kişi sen değilsin. Oraya götürülüp tutsak edilen ve türlü işkencelere maruz bırakılan onlarca kişi var. Ama orada hayatta kalmayı başaran bir kişi var. Oraya gidip bu kişiden bir şeyler almalısın şeklinde bir görev verildi. Senin anlattıklarını duyunca bu kişinin sen olduğunu düşünüyorum. Evet, notta bahsedilen kişi benim ama sana notları ben bırakmıyorum. O bırakıyor. O kim? O isterse tanışırsınız ama şunu unutma ki sana söylenen her şeyi sorgula. Bazen diğerlerini de seni uçuruma sürükleyebilmek için oraya yanlış notlar sıkıştırabilir. Sorgulamada inanma. Kalbinin ve mantığının ortak sesini dinle. Hiçbir şey anlamıyorum. Bana notlar bırakan kişi iyi biri mi yoksa kötü biri mi? İyi biri. Ama dediğim gibi diğerleri de iyinin içinde saklanabilir ve seni yanıltabilir. O yüzden sorgula ve kalbinin sesini dinle. O dediğin kim? Çok karışık konuşuyorsun. Allah'a güveniyor musun? Ne yani? O dediğin Allah mı? Allah'la mı tanışacağım? Ne saçmalıyorsun? Hayır. Allah'ı göremezsin. Bir oyun geliştiricisinin oyunun içinde görebilir misin? Eğer hayatın bir oyun olduğuna inanıyorsan oyun geliştiricisinin oyunun dışında olduğuna inan... Peki kiminle görüşeceğim ben? Lan oğlum Allah mı oldun? Soruma hala cevap vermedin. Hayır, bir yaratıcıya pek inandığım söylenemez. O zaman neden burada olduğunu şimdi daha iyi anladım. Ne demek istiyorsun? Fazla vaktimiz yok. Hemen arkamdaki samanlığa gir. İğneyi al ve geldiğin yere geri dön. Az sonra delirmişler gelebilir. Dum. Samanlığa git. Nerede oğlum? Lan oğlum Allah mı oldunuz? Arkadaşlar, samanlıkta iğne mi arayacağız ulan? Ulan! Oo, iğne de iğne be abi. Tamam, nereye gideceğim ağabey? Adam gitmiş! Adam ne? Nereye gideceğim? Bu ne oğlum amına? Chat abi yardım edin. Ah!
Ananı sikmezsem o zaman. Ah. Pardon, küfür ettik. Öleceğim, öleceğim. Ses bende çok, sizde nasıl? Lan ben nereden geldim? Sen de her yanında durana kardeş deme lan o zaman. Hayır. Sana sağır olana sen de dizisi olacaksın. Benim kitabımda ayıya dayı demek yok oğlum. Aynın da dayının hamı. Bu akşamın böyle olacağını biliyordum. Korkudan çok bu olacağını biliyordum. First aid'i de bastım amık. Altap tayfa burada mısınız? Yanıt ver. Finale, son final dakikaları arkadaşlar. İzleyin. Final dakikalarındayız. Herkes izlesin. Son 2 dakika. Finale son 2 dakika. Geldiğim yere geri döndüm. Yani ben... iğne verdiler bana. Allah Allah. Allah Allah. O ne lan? Ha. Allah'ım, yok mu bu ızdırabın bir sonu? Ağabey, 1 saat 20 dakikalık korku filmi ister misiniz? Dabbe 2 izleyeceğiz arkadaşlar film olarak. Ama daha yani bu oyuna internetten baktığımda 50 dakikalık bir gameplay görmüştüm. Peki arkadaşlar, yol gösterin. Ne olur yol gösterin. Ne yapacağız? Hızlıca atlatalım şu felaketi ya. Büyücünün dairesini bul diyor. Abi tamam da büyücünün dairesini ben havaya uçurdum üstad. C4'ü koydum yani. Onbaşım, onbaşım senin. Durun arkadaşlar, her şeyin çözümü Alt+F4 çekmek değildir. Bazen de 31 özür dilerim. Edepsizleştim, çocuklaştım. İnsanları güldürmek için şaklabanlaştım. Affınıza sığınıyorum. Evet, büyücünün dairesi burası olsa gerek ağabey. Bak yanıp da sönüyor. Kapıda el olan yere git. Aa! Eline vereceğiz. Şırıngayı galiba öyle olacak. Değil mi ağabey? Burada değil ki. Bu alt katta mı kaldı? Ya o da yok. 42 Konya. Anadolu Tat 1071. Olmadı arkadaşlar. Oha. Orası la. Olmadı oğlum. 77'ye gidiyorum. Gidiyorum değil mi abi? Doğru gidiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun babu babu babu? Siz beni tezgah kurdunuz la chat.
Allah için söyleyin. İlk yukarıya çıktığın yerdeki şalterin panosunu indir. 3 tane fuse bulacaksın, fuse takacaksın. Ol. Ne? Oğlum. Babu. Babu, sen bunu nereden biliyorsun ağabey? Şimdi bir dakika, nereye gideceğim? Kalbim. Kalbim. Demin olusunun ağzına boz alayım o beyaz sarı ninenin hal olmuş Sami. Ne olacak? Bir şey mi? Ne olmadı bakı? Bodrum'a gidiş yolunu... Arkadaşlar sormaya korkuyorum ama sormak zorundayım. Gerçekten sormak zorundayım. Kaç dakikası var lan bu oyunun? Korkuyorum ama sormalıyım yani. Bir saat mi? Oo, özür dilerim. Pardon, harbiden pardon. Nerede fuse var ağabey? Ağabey arkamda. Burası mı? Son 2 dakika. Geçtin. Arkadaşlar sakin olun. Son 2 dakika, final göreceğiz hep beraber. Dayanın. Hani chat ağabey? Bura mı? Bu mu abi? Babu. Anahtarı bul. Anahtar nerede? Anahtar köyde mi? Oğlum No 34 diye bir oda yok. Siz beni kandıramazsınız. Arkadaşlar. Köye git. Meyveli pide sağ ol yavrum desteklerin için. Arkadaşlar. Daha bir de bir saati mi var bu oyunun? Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Lan oyun çöktü ya. Yapamayacaksanız yapmayın arkadaşlar. Neyse, finaline bakalım madem.